Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu şekilde bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Şöyle modelimizi yakın plan göstereyim arkadaşlar. Modelimiz 4 kanattan oluşuyor. Ve 2 tane yaprağın ortasına borunun üzerine yapılmış arkadaşlar. Benim modelim de bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben de 2 tane yaprağımın ortasına bu şekilde kolay boru yapımı ile 3 tane böyle yaprak çıkardım. Ortasına da tohumunu bu şekilde ayarladım. Elimden geldiği kadar arkadaşlar bu şekilde benzettim. Bunu farklılıklarla da yapılabilir. Bu son sırasına beyaz da yapılabilir. Üzerine tekrar bu mavi kontürü geçirilebilir. Fikirler yani çoğaltılabilir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sizler için hazırladım. Şimdi yapım kısmına geçelim. Evet. Ara suyunun yapımı ile başlayacağım arkadaşlar. 3 tanesini hazırladım. Şimdi 2 tanesini de sizlerle yaparak bu şekilde ara suyuyla başlıyorum. Tığ battımızın içine sık iğne ile girdik. Bir tane tığ battı ara mesafesi var, veriyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde vermişim. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki yuvaya girip 2, 2 olarak aldım buraya. Minik bir trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi yine trabzanımın arasına girdim. Bu şekilde bir yuva yaptım. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Şöyle ters tarafına. Buraya yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirle döndüm. Bu 5 zincir bu kirpiklerimiz için yuva olacak arkadaşlar. Bu 3 zincirin arasını bu şekilde bakın aralıyorum. Buraya bu tomurcuğumu kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Hemen boş olan tığ battıya giriyorum. Bu şekilde kapattım. Evet. Ara suyunun yapımı bu kadar arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bir tane tığ battı ara mesafesini veriyoruz. Bir üstüne çıkıp değmemesi için. Bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. Aynı işlem. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Trabzanımın arasına kapattım. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ters çevirdim. Hemen 5 zincirimin arasına girip kapatıyorum. Yine 5 zincir. Çevirdim. 3 zincirimin, şu geri döndüğüm 3 zincirimin arasına giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. 6 zincir. Sıkı sıkı 6 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar bu tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Ara suyumuzun yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Bu da tabii ki de iğne oyasında olan bir ara suyu. Şimdi 4 tane tığ battı ara mesafesi. 3 tane de yapraklarımız için yuva. Tam 7 tane tığ battı ara mesafesi vereceğim. 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. 1. Sıradaki tığ battıma 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde bir zincirimi de çekiyorum arkadaşlar. Bakın 7 tane tığ battım hazır. Bir zincir çekerek bıraktığımız
Hemen tersine çevirdik. Buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Ortada bir tane bu şekilde bırakıp ikinci yuvanın içine. Bakın arkadaşlar, bir tanesine döndüm, bir tanesini boş bıraktım. Bir tanesine de 10 zincirimi sabitliyorum bu şekilde. 4 tane de kenarda kaldı. 3 tanesini de yuvam için bu şekilde kullandım. 1 zincir arkadaşlar, yeterli. Dönüyorum. Şimdi yaprak yapımına geçeceğim. Bu sıra hep bu yapraktan yapıyorum. Hem siz alışın hem de arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model olduğu için bu şekilde bu sıra hep siz de yaptıkça, gördükçe benliğinize kazınsın için bu şekilde bu sıra hep bu yaprağı uyguluyoruz. Şimdi bir defa tığımın başını doladım. Bir tane de yuvaya girip ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden kapatıyorum. Buraya bir sahte trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar, köşede bir zinciri çekiyorum. Ve yuvaya girdim. 2 oldu. Dibinde bir zincir. Bir de 10 zincirli büyük yuvaya girdim. Bir tane telin arasına. Bir tane de ana yuvamızdan birer ilmek çıkardım. Tığımda 3 tane ilmek. 2, 2. Bir zinciri çekiyorum yine sıkı sıkı köşesine. Tığımda bir tane ilmek var. Hemen bu telin arasından giriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Dibinde bir zincir çekip ilmek elde ediyorum. Tekrar telin arasına girip ilmek elde ediyorum. Tekrar bir tane de yuvadan bu şekilde arkadaşlar 4 taneye ulaştık. 2, 2, 2. İlk telin arasından giriyorum. Bu şekilde. İkincinin 3 oldu. 4 ve 5. Bu şekilde 5'e çoğalttım ilmek sayımı. Tekrar 2, 2, 2, 2 alarak başa kadar geldim. Bu sayı 7'ye kadar çoğaltacağız arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Bakın şuradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4 tane bu şekilde sırt olacak arkadaşlar. Şu sırt dediğim şuralar arkadaşlar. 1, 2, şu tümsekleri sayabiliriz. Bakın burada 2, 3, 4 oldu. Şimdi sonuncu sıramızı yapacağız yani. Anlamanız için bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Tekrar bu şekilde ilmeklerimin arasına giriyorum. 3, 4, 5, sonuncu yuvaya giriyorum. 6, ve 7. Bu şekilde 7 tane ilmeği topladım. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hepsini beraber bu şekilde doldurduk. Tepesine 2 tane zincir çekiyorum. İlk 2 zincir. Diğerleri bir zincir olacak. Hemen telimin arasına girip sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde sıradaki bütün tellerin arasına girerek, bakın arkadaşlar. Şöyle ben göremiyorum. Siz daha net görürsünüz. Kameranın ışığı da gözüme vuruyor. Bir zincirimi çektim. Telin arasına girdim. Zincir çekelim ki arkadaşlar gerdirmesin. Zincir çekmeden inince biraz gerginlik oluyor. Bu güzel duruş olmuyor. Zincir çekmeyi unutmayın. Bir zincir sıradaki telimin arasına. Bir zincir. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki telimin arasına yuvaya girdim arkadaşlar. Şöyle kenara da çektim. Yaprağım bu şekilde hazır.
Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bunun içine arkadaşlar bu 4 zincirli yuvanın içine boru yapacağız. Şimdi bir zincirimi çekeyim. Bir tane de dolayayım. Şöyle bir tanesini göstereyim. Evet, tığımda yine 3 tane ilmek var. Üçünü birden aldım. Buraya bir tane sahte trabzan yaptım. Aynısını arkadaşlar 7'ye kadar bu ilmekleri çoğaltacağız. Bu yaprağın aynısını. Bu tarafına da yapacağız. Ara suyunu da gösterdim. Sonra çiçeğimizin borusunun yapımında buluşalım. Evet arkadaşlar, yapraklarım bu şekilde hazır. Aynısından bu tarafı da yaptım. Şimdi ortadaki 4 zincirli yuvadan girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Tutturdum bu şekilde. 1, 2 zincir. Toplamda 4 tane buraya yuva yapacağım. Bu 1, 2 zincir, 3, 1, 2 zincir, 4, pardon 3 oldu arkadaşlar. 4 olacak. 1, 2 zincir, 4. Bu şekilde 4 tane yuvamızı hazırladık. 2 zincirli 4 tane yuvayı yaptık buraya. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde, bakın hiç zincir çekmeden şöyle sıkı tutup kendimize doğru çeviriyoruz. Şöyle buradaki ilk yuvanın içinden sık iğne ile sabitleyeceğim. Şöyle buradan bir tane ilmek çıkarıp sık iğne ile birleştirme yaptım. Bakın. 1, 2 zincir. Hemen 2 zincirli yuvanın yanındaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir. Şöyle döne döne buraya bir boru çıkaracağız. Bunu elinizde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kolayınıza giderse o şekil. Tekrar bu 2 zincirli yuvanın içine girdim. Bu şekilde 4 sıra gideceğim. 1, 2 zincir. Şöyle çevirerek bakın ilk başa, ilk başladığımız sıranın içine bu şekilde geldik. Hemen buradan bir tane ilmek alıyorum. Sabitledim. 1, 2 zincir. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir. Buraya 3. sırayı yaptık. 4 olacak arkadaşlar. Daha uzun seviyorsanız 5 de yapabilirsiniz. Öbürünü 4 taneden yapmıştım. 1, 2 zincir. Sıradaki 2 zincirli yuvanın içine giriyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir. 1, 2 zincir. Bakın arkadaşlar. 1, 2 zincir. Sıradaki yuvamın içine. Bakın. 4 sıra boruyu bu şekilde yaptık. Şu ipten bilebilirsiniz arkadaşlar. Kaç sıra boru yaptığınızı o ipten takip edebilirsiniz. 2 zincir. Bir tane daha yapıyoruz. 4. sıramız tamam arkadaşlar. 4 sıra boruyu bu şekilde yaptık döne döne. Bir zincirimizi de çektik. İpimizi koparıyorum. Dediğim gibi elimizde de yapabiliriz. Evet arkadaşlar, borumuzu hazırladık. Şimdi şu kopardığımız yuvanın normalde dibini arkadaşlar hani sayarsak 4 oluyordu. Ama onu saymayacağız. O yüzden bir fazla yaptım arkadaşlar. Yoksa 3'ten yani boru yapardım. Bakın bu yanındaki boş olana giriyorum. Bu yeşilimi de arasına katıp üzerine hemen biraz öreceğim. Bu şekilde bakın yuvamızın içine, yandaki yuvanın içine yeşil boruyu katıp onun üzerini sık iğne ile sabitleyeceğim. İpi kopardığım değil, bir sonraki yuvanın içine giriyorum. Ve buraya iki tane arkadaşlar iki zincirli yuva yapıyorum. Bu birinci. Şu şekil net gözüksün. Şöyle arkadaşlar. İpi de güzelce oraya sabitleyelim.
1, 2 zincir. Yine aynı yuvanın içine. Yine o kopardığım ipi de arkadaşlar. Bakın bu altta götürüyorum ki oraya sabitlensin. Şöyle gözünüzün zevkini bozmasın. Sağlamlaştırdım. Ve yakayım. Evet, dibine yakayım arkadaşlar. Şu ipimi de yakayım hazır elimde çakmak varken. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yaprağımızın kanadının yapımına başlayabiliriz. 2 tane 2 zincirli yuvayı yaptık. Yuvamızın birine. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle tersine çevirdim. Bu yaptığım ilk yuvanın içine sık iğne ile girdim. Bir tane yuva yaptım. Köşede olduğu için sadece 3 zincir. Ortalarda 2 zincir çekip şöyle yanındaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Aynı arkadaşlar bu sondan artırma yapıyorum. Bir tane daha yuva yaptım. 2 olan yuvam 3 oldu. 1, 2, 3 zincir. Yine döndüm düz tarafına. Köşedeki artırma yaptığım yuvanın içine, 2 zincirli yuvanın içine kapattım. 1, 2 zincir, 2 oldu. 1, 2 zincir. Bakın arkadaşlar. Sonuncu yuvama bu şekilde kapattım. Yine 2 zincir çekiyorum. Artırma yapıyorum. 2 idi 3 oldu. 3 idi 4 oldu. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Köşelerde 3 zincir. Çevirdim arkadaşlar. Şöyle rahat batmak için. 1. 2 zincir, sıradaki yuvama giriyorum. 2, 1, 2 zincir. Zincirleri gayet sıkı sıkı çekin ki arkadaşlar şöyle güzel dursun. Sıradaki yuvamın içine. Şöyle görünmezse arkadaşlar 2 zincir ufak görünmezse tırnağınızla ayırıp rahat bir şekilde girin. 2 zincir, bakın sonuncu yuvamın içine de girdim. 4 oldu. 1, 2 zincir. Ve 5. 5'e kadar çuvatacağız demiştik arkadaşlar. Bu şekilde 5'e kadar çuvattım. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Artık kesim işlemi yok. Bir zincirimi en son artırma yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 4'e düşecek yuvamız. 2 zincir. Kapattım sık iğne ile. 1, 2 zincir. Bu şekilde 1, 2 zincir, 3, 2 zincir. Sonuncu yuvamızın içine de arkadaşlar giriyorum. Bu şekilde şöyle ipimi taktım. Girdim. 5 olan yuvam 4'e düştü. Tekrar bir zincirimi çektim arkadaşlar. Buradaki en son yaptığım 2 zincirli yuvanın içine kapattım bu 1 zincirimi. Bu kesim işlemim. 1, 2 zincir. Hemen sıradaki yuvanın içine girdim. 1, 2, 1, 2 zincir. Bu da sonuncu yuvam. Bakın arkadaşlar. 5'ten tekrar 4 ve 3 diye eksiltme yaptım. Şöyle bir zincirimi de çekiyorum. İpimi şöyle uzunca koparıyorum. Bunları bu şekilde arkadaşlar yakmadan biriktiriyorum. Sonra üst kenar kontürünü giderken bunları şöyle arada birer sık iğne yaparak şöyle diplerini sağlamlaştıracağım. Şimdi bir tanesi hazır. Diğer iki yuva var bakın arkadaşlar buralarda. Bu yeşil kısmında. Onu da arkadaşlar sakın bu borudan tarafa değil de iç taraftan. Nasıl başladıysak o şekilde. Bura dışarı açılacağı için şu şekilde. O yüzden borunun iç tarafından başlayın. Başlarken şöyle dış tarafından değil iç tarafından yuvanın. Şu şekilde. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Çünkü kapak açılacağı için bu şekilde iç tarafı bizim için düz yüzü demek.
Tüm yuvaları bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın şu şekilde buradan ilk yaptığımız bu iki tane yuva yapmıştık. İki yuva ile başlamıştık. İkişer zincir iki yuva. Bu üçer zincir yaparak artırma yaptığımız yerden, yani ikinci sıradan, birinci değil de ikinci sıradaki yuvadan bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitliyorum buraya. İki zincir çekiyorum. 1, 2. Bakın arkadaşlar, şu da kopardığımız ip. Şöyle bir üst kattaki sıradaki hemen yuvamızın içine giriyorum. Bu şekilde iki zincirimi buraya kapattım. 1, 2 zincir. Bakın arkadaşlar, bir üstteki, bir tık üstteki yerden giriyorum. Şunu da şu şekilde tutup oraya sık iğne ile sabitledim. Bakın ipimi şöyle kesilme aşamasında oraya o şekilde sabitlersek daha sağlam oluyor arkadaşlar. Bu ipimi koparmak için girdiğim yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde iki zincirimi kapatıyorum. 3 tane yuvayla çıktık yukarı. 1, 2 zincir. Tepedeki 3 tane yuvaydı arkadaşlar. 2 zincirle şu şekilde dolanıyorum. 1, 2 zincir. Bu şekilde. 1, 2 zincir. Şu dönüşlerde bir zincirle kesim işlemi yapmıştık ki oraya batmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki yere batıyorum ki şu şekilde köşeyi yuvarlak bir şekilde dönmüş oldum. Yine aynı şekilde 1, 2 zincir. Bakın. Aşağıdaki yuvaya sık iğne ile dönüş yerlerine batmıyorum. Sadece yuvaların arasına giriyorum. Yine arkadaşlar bu ikinci yuvanın içine giriyorum. Burada bir tane yuva bırakıyorum. Bakın. İlk başladığım yuvayı onu kapatmıyorum arkadaşlar. O orada kalıyor. Buradan yine ikinci yuvanın içine geçiş yapıyorum. Alttaki yuva kalıyor. Bir üstteki ikinci yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. Şu şekilde. Böyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle tabak gibi, çiçek gibi açılmasının sebebi bir tanesini atlayıp ikinci yuvadan girmemiz. 1, 2 zincir. Hemen bir üstteki yuvadan bu şekilde sabitliyorum. 1, 2 zincir. Şöyle bir üstteki yuvaya bu kopardığım ipimi arkadaşlar şöyle arka tarafından sağlamlaştırıyorum. Bakın buraya tutturuyorum. Onu sonra arkada yakıp temizleyeceğim güzel bir şekilde. 2 zincir. Bu ipi koparmak için girdiğim son yuva. Buraya da bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir. Bu tepedeki 3 yuvayı bırakmıştık. O yuvayı da aynı, bakın bu birinci de yaptığım gibi 2 zincir çekerek şöyle kenar kontürlerini gidiyorum. Bunu arkadaşlar arasında beyaz ip de yürütebilirsiniz veya kendi renginden de yürütebilirsiniz. Ben kalın olduğu için gerek görmedim. Bakın arkadaşlar çok da hoş da oluyor. 2 zincirimi çektim. Yani ip yürütmeye gerek de kalmıyor. Tepeye yine 3 tane yuvasını yaptım. 2 zincirimi çekiyorum bu şekilde. Şu kesim yaptığım yer değil de bir alt yuvaya girip 2 zincirimi kapatıyorum. Köşeyi bu şekilde dönmüş oldum. 1, 2 zincir. Yine arkadaşlar bu kesim yaptığım yeri atlayıp şöyle ana yuvaya, bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Dolanıyorum. 1, 2 zincir, bir alta giriyorum. Bir alttaki yeri de bırakıyorum arkadaşlar. Hemen karşıdaki bir tanesini bırakıp şöyle ikinci 3 yuva olan yerden sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bu ikisi gibi aynı öbür tekini de yapalım arkadaşlar. Kenar kontürünü çekelim. Onu da bu başladığımız şu ikinci noktaya kapatıp iplerimi temizleyip hemen geri
şu orta tohum kısmını anlatmak için geleyim. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz hazır. Şimdi tohumunun kısmını atacağız. Bu şekilde bakın, bu bize bakan yaprağın, yani borunun ilk yaprağının arkadaşlar, şöyle kısmından tutturuyorum. Bakın buradan bir ilmek alarak sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Bir defa da tığımın başını doluyorum. Bakın arkadaşlar, şuradan şöyle üçgen olacak şekilde de bir tane de o taraftan tutturuyorum. Bir, iki, iki alarak şöyle buraya bir trabzan yaptım. Yani yuva yaptım arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitledim. Buraya şöyle ortaladım. Bir zincir de buraya çekiyorum. İpimi uzattım. Bu plastiğime, tığımın uç plastiğine takıyorum. Bu bir. Buraya toplam 3 tane bu şekilde ilmek alıyorum. 2. 3 seferde aldığım trabzanı yuva olarak kullanıyorum. Tohumum için. 2 zincirimi çektim. Şöyle bakın. 3 tane buraya ilmek topladım. Şuraya arkadaşlar yine 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir tanesi beri kaymaması için, bir tanesi de şöyle tok durması için. 3 kirpikten sonra dibine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle ipimi de kestim. Bakın arkadaşlar, tohumu kısmımın boyutu bu. Şimdi bunun içine 3 tane kirpik yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırladık tohumlarımızı. Ve şöyle ilk tohumumun içinden sık iğne ile girip ipimi buraya sabitledim. 1, 2 zincir. İlmeğimin arasına girdim. 1, 2 zincir. Bu şekilde kirpiğimin arasına 2 tane tohum attık. Sıradaki ilmeğimin arasına da sık iğne ile giriyorum. 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Kapattım. Tekrar arkadaşlar, sıradaki yuvamın arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. Bir zincirle de bu şekilde çekip ipimi kopardım. Evet. Bakın arkadaşlar. Tohumlarım bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ara suyunu yaparken bakın, bir sarı bir mavi, bir sarı. Buraya da ister pembe yapın, ister mavi devam edin. Diğer yapacağınız arıya hepsini pembe yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Sarı ipimi tığıma tutturdum. Şöyle renkli ipimi bırakarak oraya koyacağım. Gülümün renginden bırakarak sarıyı yoğun kullandım bu şekilde. 1, 2 zincir. 5 zincirli yuvaya kapatıyorum. 2 zincir. 1, 2 zincir. Evet arkadaşlar, artık iğne oyasında ne varsa tığcılarda alelacele bunu dönüştür, bunu çevir diyerek mesajlar atıyorlar. Hemen iplerimi yakıp geliyorum. Bu yaprağın yuva kısmını eğer bu şekilde seven varsa bu şekilde bırakabilir. Yok, burası çok büyük. Burasını kapatmak isteyenler için de şöyle bir alternatif var arkadaşlar. Burada tek yuva yapmıştım hatırlarsanız. Buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzandan yuva yaptım. 5 zincir. 5 zincirden buraya 4 tane kirpik yapmışım öbürüne. 5 de yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 zincirimi trabzanıma kapatıyorum. Bu 1. 5 zincir. Bu 2. 5 zincir. Bu 3.
ve 5 zincir. Bu da 4. Kirpikleri kapattık. Buradaki trabzanımın yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Buraya bir tane de zincir çektim. Sık iğne ile, bakın arkadaşlar, bu şekilde yuvamı yaptım. Şöyle kapatarak göstermem gerekiyor. Evet, bu şekilde kapattık. Bu da buraya bir tohum gibi oldu arkadaşlar. Şimdi hemen bunları yakayım. Modelimize bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Ve renkler de çok tatlı oldu. Umarım kameraya da yansıyordur. Bu şekilde. 3 yerine 4 yaprak da yapabilirsiniz demiştim. Bakın arkadaşlar, şöyle tohumlarıyla. Çok da zarif durdu bu şekilde. Şöyle içe doğru, bakın şöyle oyuntulu bir şekilde durdurabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif oldu. Ben çok beğendim. Yaprağıyla, çiçeğiyle çok hoş bir 3 yapraklı yonca gibi oldu arkadaşlar. Çok da zarif oldu. Artık ismini ne koyarsak arkadaşlar. Borularımız da bu şekilde sıkı sıkı zincirini çekerek, bakın, kalıp gibi bir boru yaptık arkadaşlar. Üzerine de bu şekilde tohumlarımız da çok zarif oldular. Umarım beğenir ve beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Sizden ricam, emeğimin karşılığı yorum ve beğeni arkadaşlar. YouTube'da önermelerde öne çıkmak için bu şekilde, bakın, hiç ütüsüz olduğu halde kalıp gibi çok hoş, çok da zarif oldu arkadaşlar. Evet, yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.